Merhaba arkadaşlar. İlk köprüleri temsil eden, göletlerin üzerine atılmış tahta parçaları çok eski zamanlarda ortaya çıkmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte insanoğlu bu tahta köprülerden şaşırtıcı mega projelere hızla geçiş yaptı. Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en uzun köprüsü olarak listelenen Danyang-Kunshan Viyadüğü gibi. Fakat hala ihtiyaç duyulmasına rağmen köprü inşaatına başlanmamış bölgeler de mevcut. Bunların arasında küresel öneme sahip Cebelitarık Boğazı da bulunmakta. Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlayan Akdeniz ülkeleriyle dünyanın geri kalanı arasındaki en önemli bağlantı yolu. Bu güzergâhtan her gün yaklaşık 200 büyük gemi geçmekte. 1869'da Süveyş Kanalı'nın deniz taşımacılığına açılmasından sonra rolü daha da önemli hale gelmiş. 160 kilometrelik kanal, Avrasya ve Afrika'yı birbirinden ayırmakta. Böylece gemiler artık Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e geçmek için Afrika'nın etrafında dolaşmak zorunda kalmamakta ve rotaları ortalama 8.000 kilometre kısalmakta. Uzun zamandır boğazın iki ucunu bir köprüyle bağlamak istemelerine rağmen Cebelitarık Boğazı'nın hikayesi biraz farklı. İber Yarımadası ile Fas arasında yoğun feribot seferleri var. Yani boğazı geçmenin şimdilik tek yolu bu. Bu boğaza köprü yapmak, başta ekonomik ve turistik olmak üzere birçok açıdan oldukça verimli. Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlamak için boğazın minimum genişliği 14 kilometreden biraz fazla olduğu için 15 kilometre uzunluğunda bir köprü inşa edilmeli. Modern standartlara göre bu çok da büyük bir rakam değil. Böyle bir proje gerçekten Avrupa'nın gücünün ötesinde mi, yoksa Avrupalılar bu tür teknolojilere sahip mi değil? Bunu çok az insan biliyor. Boğaz'a bir köprü yapma projesi uzun zamandır var ama bunun sanıldığından çok daha karmaşık olduğu görülüyor. Bu boğazı birbirine bağlamak için köprü ve diğer projeler 20. yüzyılın başlarında geliştirilmeye başlandı. Bazıları oldukça mantıklı görünüyor. 1920'lerin sonlarında Alman mimar Hermann Sörgel, Atlantropa projesini geliştirdi. Avrupa ile Afrika'yı birleştirmek ve Afrika'yı Avrupalılar için daha iklim dostu yapmak istedi. Bunun için Cebelitarık Boğazı'nı kapayan bir hidroelektrik barajı inşa edilmesi önerildi. Baraj, deniz tabanında 29 kilometre uzunluğunda ve 320 metreye kadar bir derinliğe sahip olacaktı. Çanakkale Boğazı'nın karşısındaki ikinci barajın inşası gibi oldukça uygulanabilir bir proje olarak görülüyordu. Bu proje sayesinde Atlantik Okyanusu'ndan gelen su Akdeniz'e akmayı kesecek ve içindeki su seviyesi yılda 1,5 metre giderek azalmaya başlayacaktı. Ancak böyle bir drenaj oranı Sörgel'e uymadı ve suyu özel bir kanaldan pompalayıp sahraya aktararak orada yapay bir deniz yaratmayı önerdi. Proje sahibinin hesaplamalarına göre birkaç 10 yıl içinde Akdeniz'in su seviyesi 200 metre düşecekti. Yalnızca Cebelitarık Hidroelektrik Santrali'nin yaklaşık 50 gigawatt enerji üretebileceği varsayıldı. Bu, şimdiki zamanda ABD'deki tüm nükleer enerji endüstri kapasitesinin %50'sinden fazlası demekti. Bu şekilde sadece yakın bölgelere elektrik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tarıma ayrılmış geniş araziler oluşturmak için sahraya tuzdan arındırılmış su sağlamak da mümkün olacaktı. Sörgel'in Cebelitarık Hidroelektrik Santrali'nden gelen elektrik hatlarıyla, karayolu ve demiryoluyla birbirine bağlanan planı, Avrupa ve Afrika dünyasının yeni bir parçası olacaktı. Almanya'da Nasyonal Sosyalistler iktidara geldiğinde Sörgel dikkatlerini projeye çekmeye çalıştı. Ancak Hitler onunla ilgilenmedi. Hatta mimarın Atlantropa'yı propaganda etmesi yasaklandı. Sonuç olarak fikirlerinin aktif tanıtımına ve pazarlamasına ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayabildi. Birçok büyük sanayici iyi para kazanmayı umdukları için projeyi beğendi. Buna rağmen projenin uygulanması için gerekli bütçe hiçbir zaman bulunamadı. Projenin hala büyük ölçüde ütopik olduğu ve Güney Avrupa sakinleri arasında öfke uyandırdığı kabul edilmeli. 1952'de Sörgel öldü ve onunla birlikte fantastik Atlantropa projesi de unutuldu. İki kıtanın birleşmesi için daha gerçekçi fikirler de vardı. Hem çeşitli köprüler hem de yeraltı tünelleri için projeler önerilmiştir. Ancak bunların en ilginçlerine bakmadan önce projelerin neden karmaşık olduğunu ve neden şimdiye kadar projelerin sadece kağıt üzerinde çekingen girişimciler tarafından tasarlanarak daha ileri gidemediğini anlayalım. Sorun esas olarak Cebelitarık Boğazı'nın derinliği de dahil olmak üzere doğal ve coğrafi niteliklerindedir. Bazı bölgelerde derinlik 1000 metreden fazladır. Karşılaştırma için dünyanın en büyük binası olan Dubai Burj Khalifa 828 metre yüksekliğindedir. Şimdi ondan çok daha yüksek olacak köprü destekleri inşa etmeniz gerektiğini hayal edin. Bugüne kadar yapılmış en uzun köprü destekleri Millau Viyadüğü'ne ait ve sadece 250 metre. 1 kilometrelik köprü desteği bugüne kadar hiç yapılmamış. Diğer bir ciddi engelse çok güçlü ve çok yönlü olan akıntıdır. Alt kısım batıya, üst kısım doğuya doğru akmaktadır. Bu derinlik ve akıntı özellikleri göz önüne alındığında hem inşaat süreci hem de klasik destekli köprü bakımı daha karmaşık hale gelmektedir. Bunların yanında olası doğal afetler de hatırlanmalıdır. Projenin maliyeti milyarlarca ABD dolarıdır ve birçok Avrupalı bilim insanı böyle bir köprü inşa etmenin teknik olarak gerçekçi olmadığına ikna olmuştur. Ancak buna rağmen geçen yüzyılın 90'larında Cebelitarık'ta köprü projesi Çin kökenli Amerikalı bir inşaat mühendisi olan Tun Yong Lin tarafından önerilmiştir. Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlamak isteyen mühendisin köprü projesi, benzeri görülmemiş 5000 metrelik bir genişliğe sahiptir. Lin bilgisayar modelleri, yapısal konfigürasyonlar, sertlik sistemleri ve aerodinamik oluşturmak için bağımsız danışman olan San Francisco merkezli bir mühendislik şirketini tuttu. Birlikte çok büyük ve ciddi bir çalışma yaptılar. İnşaat maliyeti daha sonra 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak tahmin ettiğiniz gibi proje kağıt üzerinde kaldı. Daha sonra 2004 yılında Amerikalı mimar Tsui tarafından çok sıra dışı bir köprü projesi önerildi. Segmentli yapısı omurgayı andıran yüzer bir köprü tasarladı ve bazı yapıların navigasyonda sorun yaratmaması için su altında kalması planlandı. Mimar neredeyse 5 kilometre genişliğinde yapay bir ada yaratmayı amaçlamıştı. Fas'ın önemli bir bölümüne ve İspanya'nın güneyine enerji sağlayabilecek rüzgar ve su türbinleri kuracaklardı. Bu sıra dışı Tsui Köprüsü inşa edilmiş olsaydı, kesinlikle bölgenin başlıca cazibe merkezlerinden biri haline gelecekti. Ancak bu projede rafa kaldırıldı. Eğer köprü olmuyorsa diğer seçeneklere ne dersiniz? Cebelitarık Boğazı'nın altına bir tünel inşa etme fikri uzun zamandır akıllardaydı. Örneğin İngiliz kanalının altındaki tünel 51 kilometre uzunluğunda ve bu Cebelitarık Boğazı'ndan 3 kat daha uzun. Resmileştirilmiş bir plan biçiminde fikir ilk olarak 150 yıl önce ortaya çıktı. Daha sonra mali sorunlar ve uygulamadaki zorluklar projeye engel oldu. 1930'larda İspanya tünel projesini tekrar canlandırdı. Ancak kısa süre sonra boğazın dibinin çok sert kayalardan yapıldığı ve inşaatın çok zor olacağı anlaşıldı. Bir diğer zorluksa Cebelitarık'ın kayalık bölgelerinde boğaz derinliğinin yaklaşık 900 metre olmasıydı. Böyle bir derinlikte henüz bir tünel inşa edilmedi. Bunca zorluk ve aksiliğe rağmen İspanya tünelin inşasından vazgeçmek için acele etmedi. 1979'da yeni projeyi uygulamak için ortak bir İspanyol-Fas komitesi kuruldu. Araştırma sırasında inşaatçıların karşılaşabileceği ek zorluklar ortaya çıktı. Boğazın ortasında Afrika ve Avrasya tektonik plakalarının bir araya gelmesi sismik bir tehlike oluşturuyordu. Fayın kendisi inşaatı daha da karmaşık hale getiren iki kil kanalıyla doluydu. Projeyi 40 yıl boyunca uygulamaya çalıştılar. Ancak hali hazırda inşa edilmiş iki bölümün su basması ve bakım zorlukları nedeniyle bu projede kapatıldı. 2021'de basın Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir su altı tünelinin yapılacağı hakkında yeniden haberler yazmaya başladı. Bu kez İngiltere projenin uygulanmasıyla ciddi şekilde ilgileniyordu. Gerçek şu ki, ülke Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra yeni ticari bağlar arıyordu. Cebelitarık'tan Fas'ın en büyük limanı olan Tanca'ya giden bir tünelin yapılması, bu bağlamda oldukça mantıklı bir adım olarak görünüyor. Doğru, sınırların nasıl kontrol edileceği ve finansmanın kimin omuzlarına yükleneceği tam olarak belli değil. Zaten şu ana kadar projeyle ilgili pek kesin bilgiler de yok. Tahminlere göre önümüzdeki 10 yıllarda Afrika dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden biri haline gelecek. Bu senaryoyla iki kıtayı birbirine bağlayacak bir köprü ya da tünel özellikle önem kazanıyor. Yani er ya da geç buraya bir köprü veya tünel yapılması kaçınılmaz görünüyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Video ilginizi çektiyse beğenin ve yorum yazın. Yakında görüşürüz.